Yaklaşık 2 hafta kadar önce Antalya Gündoğmuş ilçesi Güneyaka köyüne gitmiştim. Aslında ben oralıyım. Köyde belgesel nitelikli birkaç fotoğraf çekmek ve yaşlıları fotoğraflamak istiyordum. İleriye yönelik bir arşivim olsun diye. Akşam saatleriydi, eniştemle oturuyorduk. Yıldızlardan bahsederken bir astro fotoğraf denemesi yapmak istedim. Çünkü astro fotoğrafçılıkta belirli ölçüler var, belirli matematik hesapları var. Onun dışına çıkarsanız yıldız izlerini kaydetmeye başlarsınız. Ben makinenin sınırlarını zorlarken birkaç kare fotoğraf çektim. Daha sonra o ayarlara göre hatalarımı tespit edip yeniden fotoğraf çekmek için yapmış olduğum denemeleri bilgisayara attığımda çok enteresan bir olayla karşılaştım. Gökyüzünde tarif edemediğim doğaüstü bir varlık, UFO tarzı bir simgeyi aslında çekmiş olduğumu gördüm. Hatta birkaç kişiye de gösterdiğimde acaba yanılıyor muyum dedim. Astrofotoğrafçılıkla ilgilenen birkaç arkadaşa da gönderdim. Acaba bu ilk defa başıma geldiği için bir mercek patlaması, flame olabilir mi diye biz bunu bir değerlendirdik. Kendi kulüp yani Side Fotoğraf Kulübü üyelerimizle de baktığımızda hepimizin ortak fikri, ortak aklın sonucu bunun bir flama olmadığı, garip bir nesne olduğu, belki 1.000 yılda, 1.000.000 yılda bir gerçekleşen gökyüzü olayı bile olabileceği aklımıza geldi. Ama gökyüzü olayı olsaydı bundan çoklarcası olurdu diye düşündük. Daha sonra fotoğrafı yakınlaştırdığımda içinde bir de insan yüzüne benzeyen bir silüet olduğunu, aslında bunun bir gökyüzü olayı olmadığını anladım. Birkaç gün önce NASA'ya da yazdım. Henüz yeni görmüşlerdir diye düşünüyorum. Onlara fotoğrafın orijinalini göndermedim. Fotoğrafın ham hali, RAW formatı, hiç editlenmemiş hali bile elimde.